Uzun zamandır CİMER'den ekleri ama neredeyse bir seneden fazla ekleri göremiyordum gelen cevaplarda. Ve yok diye iletişim başkanlığına da başvurdum. Yalova'daki CİMER'e gittim. Birçok yere yazdım. Cevap bile gelmedi. Bir Yalova CİMER bir iki cevap verdi ama da bilmiyoruz dediler. Garip bir durum vardı. Garip durumu evveli gün çözdüm. Tesadüfen çözdüm. Ama bana büyük zararı oldu. Gariplik var. Bu videoyu çekiyorum. Bu CİMER üzerinden gelen cevaplar konusunda bir gariplik var. Şimdi göstereyim. Herhalde bu yazılımsal bir sorun. Şimdi CİMER'e gireceğim. En kolay zaten buraya arama motoruna E-Devlet yazıyorum. E-Devlet yazdığım vakit şey oluyor. Daha rahat diye. Bu şekilde görüyorum. Bakın E-Devlet Türkiye Gov.tr'e çıktı. Giriyorum. Giriş yap diyor bana. Giriş yaptı. Otomatik girdi. Biraz önce girdiğim için. Ve buradan CİMER yazıyorum. CİMER yazdığımda hemen çıkıyor. Ve bu sürekli bu yoldan işte başvuruların diyorlar. Bakıyorum mesela nedir? Şu 914 numaralı başvuruda bir bekliyordum gelmemişti. Aradım geçen gün 3-4 kere telefonla aradım. Tekrar başvurdum. Bak bugün cevap gelmiş bana. Şimdi bakın burada diyor ki göstereyim. Mesela diyor en son başvuru cevaplandı. Şimdi bakın burada diyor ki benim bir başvurum var. Bu başvuruda bak bana ek gözükmüyor diyorum. Yani netice olarak şurada ek gözükmüyordum. İndiremiyorum diyorum. Bana diyorum postanı neyle yolladıysan yolla diyorum. Şimdi bakın bana yazmış Sayın İlker Özkan, CİMER sisteminden yolladık ve posta yoluyla gönderilmiştir diyor. Evet, dün beveli gibi ben bunu yazdıktan hemen sonra postayla geldi. Ancak şimdi ek yok. Bakın şimdi eki göreceğiz. Hangi başvuruymuş bu? Burada yazıyor. Başvuru zamanı sonu 914 numaralı başvuru. Şimdi geriye gidiyorum. 914 numaralı başvuru CİMER'den diyor size diyor belirli diyor. Bakın şu. Geliyorum karşısına detay diyorum. Bakın geliyorum. Açıldı. Şimdi detaya baktık. Şimdi bana diyor ki biz bunu diyor sana CİMER'den diyor gönderdik diyor ek olarak diyor. Şimdi CİMER sayfası bakın başvuru çıktı. Yalova Belediye Başkanlığı diyor. Bak da yazmış buraya. Sayın İlker Mühendis zaten İmar Şehir Müdürü tarafından hazırlanan cevap yazısı ekte sunulmuştur diyor. Bak ekte sunulmuş ayrıca postaya yollanmış. Ama ek yok. Bakın ek yok. Şu anda burada ek yok. Ben bunu bakın 3-4 bilgisayar aldım. Arkadaşların, oğlumun, çocuğumun, kızımın, kimin varsa getirdim, denedim. Bakın bir sürü tarayıcı vardır bende. Bu işte Explorer var, Firefox var, ondan sonra Edge var. Bakın hepsi var yani Avast tarayıcı. O hepsini denedim. Şimdi bütün bu tarayıcılarla denedim, hiçbirine ek yok. Bilgisayarda anlayan teknisyenler getirdim. Bakın giriyorum dedim, baktılar, hiçbir şey bulamadılar. Bir seneden beri ben bunu çekiyorum böyle. Ek yok diyorum, tekrar yazıyorum. Artık insanlar benden bıktı, ben gitmeye utanıyorum. Ya diyorum, gene ek gözükmüyor diyorum. Bunun gibi sorunlar. Bana diyorlar ki Yalova CİMER'den, bir tek sende mi oluyor bu diyorlar. Böyle garip bir durum var. Şimdi bakın tesadüfen çözdüm. Dün eki görünce, bugün de görmeyince şaşırdım. Şimdi aslında böyle oluyor bakın. Şimdi nasıl olduğunu ben size göstereceğim. Ek böyle çıkıyor, bu lafın çıkmıyor. Başka bir yöntemle gidersen gidiyor. Şimdi bakın, geri gittik. Geri gittim. Şimdi buradan yeni başvuru dedim. Yeni başvuruya girdim. Uygulamaya git dedi. Uygulamaya gittim, CİMER uygulamasına geçtik. Bakın E-Devlet'ten CİMER'e geçtik. Şimdi buradan bakın, buradan başvurularıma git dediğim vakit bak diyor ki başka yere diyorsun, tamam diyorum. Git dediğimde bakın bu sefer böyle çıktı, bak arayüz değişti. Bakın bu sefer bu köşede çıktı. Başvurularım bu köşede çıktı. Bakın gördünüz mü? Şimdi bu şekil oldu. Şimdi bu şekilde olunca şimdi bu şekilde olduğunda halbuki bak şuradan şimdi geri gideceğim. Bakın. Geri gittiğimde bakın bu şimdi bak bu şekilde. Arayüz bu şekilde. Bakın başvurularım tam ortada. Ancak burada böyle oldu ek gözükmüyor. Bakın. Böyle oldu bak başvurularım bu sol tarafa geldi. Bakın. Başvurularım şu anda sol tarafta bakın. Gördüğünüz gibi şöyle başvurularım bakın. Sol tarafta. Ama burada bakın bu sayfada başvurularım tam ortada.
Bakın. Şimdi buradan bakın, şimdi aynı 914 son numaralı bilgi edinmeye başvuruyorum. Detaya tıkladım. Şimdi bakın burada, bakın burada neden takıldı? Mutlaka iki tarayıcı açtığım için. Tamam. Bakın ek yok. Bakın ek yok. Ekte sunulmuştur diyor. Bakın şurada ekte hazırlanacak, ekte sunulmuştur diyor. Ancak ek yok. Peki ortadayken böyle. Peki yan tarafa bak, buna geçtiğimizde bak 914 son numaralı ya, tekrar gidelim. Bakın. Bakın burada. Şimdi burada tıkladığımızda, buna gittiğimizde bakın gene aynısı çıktı. Ama bakın burada ek var. Ek gözüküyor. İlker Özkan bak, YEDA Başkanlığı cevabı diyor bak. Hemen mavi renk değiştiriyor. Yani link bağlı. Link bağlı bu yazıya. Ve bakın İlker Özkan PDF diyor bak. PDF uzantı var. Açtım. İndir diyor İlker Özkan. İndirebiliyorum bakın. Daha bunu daha yeni. Yani geçen gün dün alınca tesadüfen şüphelendim. Akşam biraz araştırdım. Bugün 03.06.2022 tarihinde ben bu işi ancak çözebildim. Yani bu olay tam bir seneden beri beni de herkesi de artık benimle ilgili olarak işte resmi görevlileri de bıktırmıştı artık. Yani onlar da ne yapacağını şaşırmıştı. Ben zaman kaybını arıyordum. Netice olarak bunu ancak işte 03.06.2022'de CİMER ek sorunu tesadüfen çözüldü. Yani inanılır gibidir böyle bir şey ya. Bu nasıl, bu yazılımsal bir şeydi. Şimdi bu video inşallah kaydolmuştur diye düşünüyorum. Sesle gitmişim bilmiyorum. Bunda yazılımsal bir sorun var. Bakın yine dönüyorum. Bakın başvuru aynı. Başvurumuz aynı. Bu arayüzde yani başvurularım kısmı bu şekilde olduğu çıktığı zaman CİMER uygulamasından ek gözüküyor. Ama E-Devlet'ten girip de oradan başvurunuzu kontrol ettiğinde bakın gözükmüyor. Ek yok. Ek yok. Ben de sürekli buradan baktığım için ya CİMER uygulamasına ben niye gireyim? Çünkü otomatik olarak E-Devlet'im benim burada açık zaten. Hangi uygulamaya girersem E-Devlet'te girdiği vakit oradan girdim. Kolaylık oluyor. Ve şimdi bunu yolluyorum ki yazılımsal bir hata varsa düzelsin diye.